Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu sınavı için karşınızdayız. Sevgili öğrencilerim, Türkçe, Matematik ve Sosyal Din için açık uçlu hazırladım. Fakat İngilizceyi tamamen klasik yazma yaparsak çok ağır olacağı için ortada buluştuk. bunlar İngilizce öğretmen arkadaşlarımızın yeni haftaya başlayacak yazılar için hazırladığı sorular. Lütfen dikkatle çözelim. Zaten kanalımızdan alıp çok fazla ödemem sizlere soruyor. Geçen sene de zaten aynısı çıktı diye çok fazla yazmışsınız. Bunlarla ilgili iki örnek daha yayınlayacağım. Her dersten 3 örnek yayınlayacağım. Üçünü de lütfen izleyelim. Bir hafta içinde hazır olur. İnşallah birlikte yüz alalım. Şimdi sevgili öğrenciler, look at the map, read the text and find the buildings. Yani haritaya bakacağız sevgili öğrencilerim. Gittikleri yerleri kutucuklara buralara yazacağız. Şimdi ne diyor? Go straight ahead. Düz devam edecekmişiz. And turn left. Sola dönecekmiş. Into West Street. West Street'te sevgilendirme ne yapıyormuşuz? Bakın buradan go ne dedi? Buradayız biz. Düz devam edin mi? Daha sonra West Street'e e, ne yaptık? E, sola döndük sevgilerim. It is opposite cafe. Kafenin karşısında. Kafenin karşısında ne var sevgilerim? Baktığınız zaman library yani kütüphanemiz var. Bunu buraya library diye ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Evet bu şekilde artık yazılarımız. Evet ikincisi go straight ahead. Yine düz devam ediyoruz. Bulunduğumuz noktadan turn right into a street. Evet yani doğu e, sokakta ne yapacakmışız sevgilerim? Sağa ne yapıyoruz? Döndük. It is on the right. Sağda next to the bakery. Fırının bitişiğinde sevgilerim. Bakın fırınımızın bitişiğinde sağda ne var sevgilerim? Tiyatr yani tiyatromuz var. Yazalım şimdi buraya. Evet. Buradan da yazabilirsiniz görünmüyorsa. Evet devam edelim. Go straight ahead. Yine düz devam ediyoruz bulunduğumuz bölgeden. And turn right into east street. Evet ne yaptık? Ee, doğu sokakta e, sağa döndü. Then daha sonra turn left into Pine Street. Ne yapacakmış sevgili öğrencilerim? Sola dönecekmişiz Pine Street'te. Evet döndük. Go past the car park. Car park, araba parkını geçtik. It is on your right. Evet sağımızda opposite the grocery. Ne yapmış? Marketin karşısında sağımızda ne varsa ilgilendirim. Sinema var. Buraya da sinema diye yazarsınız. Evet devam ediyoruz şimdi. Meştiflex evet bayrakları eşleyecekmişiz. Bir değer ne Evet ülkelerle bayrakları, milliyetlerle bayrakları eşleyecekmişiz. Şimdi baktığımızda sevgili öğrencilerim bu bizim herkesin bildiği Azer Baycan bayrağımız. Azerbaycan'la bunu eşliyoruz. Evet daha sonra ikinci bayrağımız. Bu e, hangi bayrağı sevdiler? Bu Kanada'nın bayrağı. Yani Kanadyan diye bunu işaretlersiniz. Üçüncü bayrağımız İspanya. Evet bunu ile eşlersiniz. Bu da e, Almanya'nın bayrağı olduğu için bunu da şöyle German'la Almanya'yı ne yaparsınız? Eşlersiniz. Sevgilerdir. Match the questions with the Sorulara cevapları eşleyin diye söylüyor. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun diye sorduğunda uygun olan hangisidir? Bakın 3 I speak Turkish, English, German. Yani Türkçe, İngilizce ve Almanca 3 dil konuşuyorum diye cevap veriyor. What's your name? Evet ismin nedir diye sorduğunda zaten I am Emi diye cevap veririz. What nation are you? Evet milliyetin nedir? Yani Hangi ırktansın, hangi millettensin diye sorduğunda ne diye cevap veririz? Evet, I'm Chinese. Ben Çinliyim diye söyleyebiliriz. What's your favorite drink? Evet, favori içeceğin nedir diye sorduğunda I love lemonade. Evet, ben limonatayı seviyorum deriz. What, pardon, where are you from? Neredensin? Hangi ülkedensin diye sorduğunda da I am from Brazil ben Brezilya'danım diye söylersiniz. Complete the table tabloyu doldurunuz diye söylemiş. Sağ tarafta haftanın bakın günleri var. Bu tabloları soldaki metne göre dolduracağız. Şimdi sevgili öğrencilerim okuyalım. Hello I am Mark. Evet ben Mark. I am a student and secondary school. Ortaokul demiş. I am 12 years old. 12 yaşındaymış. My favorite lesson is physical education. Favori dersimiz physical education. Evet and my favorite teacher is my match teacher. Benim favori öğretmenim de neymiş? Matematik öğretmenim diyor. This is my weekly schedule. Yani bu benim haftalık programım diyor. Yani haftalık ders programını buraya işleyeceğiz. On Monday pazartesi günü I have double English. İki tane İngilizce dersim var diyor. Monday'ı buraya dolduralım. English. English. Pazartesi ne yaptık? Doldurduk. Math and science. Yani matematik var. Daha sonra da ne varmış? Science. E, fen dersi varmış. E, bunları doldurduk. I have lesson dersim var with my favorite teacher on Tuesday. Favori öğretmenimin dersi var salı günü diyor. Favori öğretmen neydi? Matematikçi. O zaman buraya ne yapacağız? Matematik yazacağız. Düzgün yazalım. Burada da bakın. Arada yazarken, hızlı yazarken. Evet. Mat, matematik dersimiz var. Evet and I have double science iki tane e, ne varmış e, fen ders varmış onu da yazalım and physical education bunu da ne yapıyoruz yazıyoruz daha sonra on Wednesday Çarşamba günü I have double art evet sanat ders varmış iki tane yazalım art art diye and double geography evet iki tane coğrafi dersi varmış coğrafya sığmadı şöyle tekrar yazalım. Evet. Aynısından burada da var sevgili öğrencilerim. Çok uzatmayalım. Evet Thursday and Friday. Perşembe ve cuma günü I have history. Evet tarih dersi varmış. Yani perşembe cuma aynı ders programı varmış. Dolduralım. Evet müzik. Evet yine müzik dersimiz perşembe ve cuma günü and double math. Yani e, iki tane de matematik dersi varmış. Bakın hem perşembeye hem de cumaya aynı şeyi yazıyorum. Evet. Yani iki saat tarih var, müzik var. iki saatte de matematik dersi varmış. Bu şekilde verildiğinde tabloyu doldurursunuz sevgili öğrencilerim. İnşallah e, tablodaki şekilde verip e, cümle olarak yazmanızı istemez. Çok ağır olacağı için zaten bu şekilde hazırlıyoruz. Match the pictures with their names. Evet. Resimlerde ne yapacakmışız sevgili öğrencilerim? Ee, i̇simleri eşleyecekmişiz. Şimdi burada ne görüyorsunuz sevgili öğrencilerim? Resme baktığımızda resimde park görüyorsunuz. Ne parkı? Araba parkı. Arabaların park edildiğini görüyorsunuz. O zaman car parkla bunu eşliyoruz. Burada bakın itfaiye aracı var. Bu da yangın istasyonu. Yani fire station eşliyorsunuz. Burada oyun parkı olduğu için bunu playgroundla eşliyorsunuz. Şu resme baktığımızda Bakın burası yüzme havuzu, ee, resim biraz net olmamış olabilir. Evet, swimming pool dikkat edelim. Son olarak da burada bir tiyatro oyunu, bakın kızların tiyatro oynadığını görüyorsunuz. Buna da theater'la eşlersiniz. Evet, şimdi fill in the blanks according to table. Tabloya göre doldurun diye söylemiş. Evet, don't like, hoşlanmıyorum. Hate, nefret ediyorum. Like, seviyorum veya bunu love gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi boşlukları buna göre dolduracağız sevgili Here is an example. Örnek vermiş. John dislikes playing violin. Yani John Nef, e, sevmiyormuş e, keman çalmayı. Bakıyoruz şimdi. E, Violin'e sevgileneceğim. Burada bakın. Play violin. Ne yapıyor? Bakın. E, sevmediğini buraya yazmış. Dislike. Hoşlanmıyor. He blah blah swimming de yazmış. Swimming. Bakıyoruz şimdi sevgilendirelim. E, swim ne yapıyor? Evet. Beğeniyor gördüğünüz gibi. O zaman buraya ne yazabiliriz? Likes yazabiliriz. Değil mi? He likes swimming. İkincisi John bla bla playing chess. Dam oynamaya geliyorum. Playing chess'e geliyorum bakın. Ne yapıyor? Sevmiyor, sevdiğimi. O zaman ne yapabiliriz? Hates. John hates playing chess. John dam oynamaktan nefret eder diyebiliriz. Evet, yine John'la devam ediyoruz. Playing football. Playing football da, evet burada bakıyorum playing futbola. Evet seviyor değil mi? O zaman buraya ne yapabiliriz? Likes diye yazarız. John futbol oynamayı seviyor. He hates nefret ettiği bir şey bulacağız. Bakın ne var? Climb Mountain de yazabilirsin. Play Soldier. Futbol oynamak da dağa tırmanmaktan da ikisinden de nefret ediyor. İkisini de yazabiliriz. Önce mesela şunu yazalım. Üstten başlayalım. Play Soldier yazalım. Play Soldier. Yani ne yapıyor? Futbol oynamaktan nefret ediyor. John Hayes evet yine nefret ettiği bir şey ne var? e, dağa tırmanmak değil mi? Climb. Evet, climb. Mountain. Mountain. Dağa tırmanmaktan nefret ediyor. Gördüğünüz gibi John loves. John seviyor. Sevdiğini kaldı. Bakın puzzle oynamakla tenis oynamak kaldı. Puzzle oynamaya yukarıdan başlayalım. Do puzzle diye yazarsınız. Daha sonra he dislikes. Yine hoşlanmadığı bir şeyden bahsediyor. Ne kalmıştı hoşlanmadığı sevgi öğrencilerim? Şurada eee violin vardı. Bakın nefre dese en sondakini yazsın. Hoşlanma diye orada bakın şurada play checkers. Evet ne oldu? bakın satranç oynamayı ne yapmıyor sevgili öğrencilerim? Sevmiyor. O zaman he dislikes playing ne var? Checkers. Ya evet, checkers. He dislikes playing checkers. Gördüğünüz gibi bakın ne yapmıyor? Sevmiyor sevgili öğrencilerim. Daha sonra he loves sevdiği bir şey yazacağız. Sevdiğini kaldı mesela. Böyle bakıyoruz. Panodan eğer şurada bakın hoşlandı. Evet, tenis oynamak kalmış mesela. He loves playing. Evet. Tenis diye yazıyoruz. Evet. He dislikes. Yine hoşlanmadı ne kaldı? Bakın şurada baktığımızda play basketbol. Bakın hoşlanmadı bir şey. O zaman he dislikes playing basketbol diye yazarsınız sevgili öğrenci. Evet sevgili öğrenci bu şekilde e, metinleri doldurma eşleme çok fazla çıkmayacak ağırlık bu şekilde panoya bakarak doldurma olabilir yoksa size e, direkt olarak e, sabah yaptığınız işte haftalık ders programınızı direkt yazın gibi 5. sınıfta olduğunuz için ağır olmayacak fakat önümüzdeki seneler tamamen cümle kurmaya alışmanız gerekecek sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın bu son yazılıydı. Türkçe, matematik, fen, yani sosyal, İngilizce e, din de hazırladım. Altı dersten hazırladım sevgili öğrencilerim. Lütfen e, diğer yazılarımızı izleyin. E, i̇kinci ve üçüncülerine de çekeceğim. Her dersin üçünde lütfen izleyin. Bana dönüş yapın. Şu notu aldım diye yazarsanız da memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.